sunumunu da biz böyle yapıyoruz. Sivas köftesini biz özellikle düveden tercih ediyoruz. Düve etinden tercih ediyoruz. Ve tercihen de her çekim için birkaç hayvanın ortak etini kullanmaya çalışıyoruz. Karma etini kullanmaya çalışıyoruz. Eti önce ayıklıyoruz. Komple sinirini. Yapmak istediğimiz köftenin, Sivas köftesinin uyumlu olacak pişme derecesi, özellikle etin pişme derecesine birbirine uyumlu olan kısımlarından köftemizi, köftelik etimizi ayırıyoruz, çekiyoruz, sonra tuzluyoruz. Onun belli bir oranı var, belli bir oranda tuz katıyoruz. Sonrasında dinlendiriyoruz köfteyi. Yapmadan önce de ikileme dediğimiz işlemi yapıyoruz. Etin sinirsiz ve yumuşak olması, etin hem köftenin hem yumuşak olmasını, hem aromasının güzel olmasını, hem de bu lastikleme dediğimiz, sertleşme dediğimiz durumun olmamasına sebep olur. İkiledikten sonra köftemizi gene el değmeden, bu aşamaya kadar el değmeden, sonrasında makinemize atıyoruz. Makinamızda köftemizi istediğimiz gramajda, siparişin durumuna göre bu şekilde baskılayıp, gramajlayıp bunu şehir dışına ve burada direkt kullanıma sunuyoruz. Köftemizde herhangi bir katkı yok. Kararma olayı en asgaride, çünkü el teması olmadığı için bakteri oluşmuyor. Evet. Bakteri oluşmadığı için köftemizin ortasında bir kararma ya da kenarlarında bir kararma olmuyor. Sululuğunu, yumuşaklığını koruyor. Makinamızın en önemli özelliği gramajlamasını otomatikman hepsini aynı yapması. Yani bütün köfteler aynı ebatta çıkıyor, aynı formda çıkıyor. Hem tabakta insanlar, porsiyonlamada insanlar zorlanmıyor, sıkıntı yaşamıyor. Hem de çok seri bir makine olması. Biz talepleri karşılayamıyorduk. Burada 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi zaman zaman köfte bastığımız oluyordu. O şey, biz böyle bir yol araştırdık, bulduk. Müşterilerimiz de çok memnun. Burada tabaklıyoruz. Küçük tabaklara da yapıyoruz biz bunu. Kasap tabakları dediğimiz tabaklara. Şehir dışına da hijyenik koşullarda gönderiyoruz. Hijyenik ortamda gönderiyoruz. Bizim aylık burada işlediğimiz köfte olarak et yaklaşık 4 ton. Bunun üzerine çıkamıyoruz. Çünkü bunun belli bir standardı var. 4 ton köfte yapacaksanız aşağı yukarı 10 ton, 12 ton et işliyor olmanız lazım. Çünkü...